Türkiye'nin sneaker ve spor giyim zinciri InStreet'in sunduğu Benim Hikayem başlıyor. Herkese selamlar, Duygu Atakan'la Benim Hikayem podcast'ine hepiniz hoş geldiniz. Henüz bilmediğiniz bir şey var arkadaşlar. Hepiniz tahmin ediyorum ki kadınlar genellikle face app kullanıyorsunuz değil mi? Yani hepimizin bir face app'i var yani. Bu bilinen bir uygulama. Hepimizin yüzüne çok güzel makyaj yapan bir uygulamadan bahsediyorum. Peki Türkiye'de siz aslında face app'i hiç uygulama yapmadan yapabilen bir zanaatkar olduğunu, gerçekten bir make-up artist olduğunu biliyor musunuz ya Mutlu Genç? Mutlu hoş geldin aşkım. Face app Mutlu. Ya ben şarkı konuşacağız ya. Hepsini konuşacağız aşkım, hepsini. Önce bir şu face app işini bir konuşmamız ya lazım. Çok tatlısın ama tabii senin bana bu şeyi üstüme yüklediğini unutmuşum. Evet. Çok tatlısın Duygucuğum, çok seviyorum seni. Ben de seni. Ben asla unutmam hayatım. Çünkü hepimiz yani o kadar para veriyoruz face app'e yani. Yapıştırıyoruz suratımıza bir makyaj. Gerçekten hem sonuçta hem şarkıcısın hem make-up artistsin ve Türkiye'nin bence en iyilerinden birisisin. Çok teşekkür. Ben bir yine böyle bir program yaparken ilk kez Mutlu bana makyaj yapmıştı. Dedim ki bu ne ya, face app'li gibiyim. Gerçekten öyle yani. Bu nasıl bir şey? Bana öğret lütfen Mutlu ya. Nasıl yapıyorsun bu işi, bize bir öğret ya. Yapamıyorum. Biraz makyajın algısını değiştiriyorum. Aslında çok fazla makyaj yapmadan makyaj yapıyorum. Öyle, biliyorsun. Doğru. İşin sırrı orada. Tabii bir de mesleki ilerlerim var tabii. Yıllarca, yılların içinde oluştu. Teşekkür ederim. Bunları duymak çok güzel senden. Estağfurullah efendim. Gerçekler yani. Bana şey demişti, hiç unutmuyorum. Böyle yanaklarıma allık kondururken ne demiştin sen ona? Tebessümle tebessümü utangaç... Neydi bir şey böyle utan ne diyor, mahcubiyet pembesi. Aynen öyle, mahcubiyet pembesi diyor yani. Hani ben böyle kadınlar işte sevgilisini karşısında gördüğü zaman ya da işte eşlerini, ondan sonra hani onlardan güzel iltifat alınca böyle pembe pembe olur ya yanakları. Evet aynen. Böyle i̇şte kalbinde kelebekler uçulduğunda. Çünkü ben o masumiyette makyajları seviyorum aslında. Evet biliyorum aşkım. Bir kez daha hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Şimdi hem şarkıcı kimliğine, hem insan kimliğine, hem make-up kimliğine bir program yapacağız. Sadece şarkıları konuşmayacağız. Make-up'la o yüzden başladım. Herkes bir çok, ayağını bir denk alsın. Herkes bir ayağını çok, bir denk alsın diye yani. Nasılsın? İyi misin? Neler yapıyorsun şu anda? Gayet iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çalışmalarım var. Hem makyaj hem sahne. Bir yeni şarkı üzerinde de böyle bir gidip geliyoruz. Koşturma, hayat mücadelesi gidiyor. Peki en çok hangisi önde sende şu anda Mutlu? Yani efendim? Hangisi en önde şu anda sende? Çünkü bayağı hani hem sahne, hem şarkı üzerine, hem makyaj, make-up üzerine. Hangisi şu anda en önde gidiyor sende? Aslında kafa kafaya gidiyor. Şöyle ben aslında İstanbul'a şarkıcı olmak için geldim İzmir'den. Evet. Ve tabii ki hayatımı da kazanmam gerekiyor. Hani elinde sihirli bir değnek yok, hayatın böyle gelir gelmez seni sahnelere atmıyor. Ben de böyle sürüneceğimi, hani her iki mesleğimi de birlikte yapayım diye başlamıştım. Sonrasında sahneler oldu ve istediğim yere kadar da gitti. Fakat sonra ben hiç makyaj yapmıyordum bu arada. Yani hiç elime fırça almadım senelerce. Yıllar sonra bir solist bir arkadaşım var. O zaman TV programına başlayacak. Petek Dinçer, söyleyebilirim. Hiç sakıncası yok. Dedi ki ya ne olur senin gibi makyaj yapan yok. Gel Allah aşkına. TV programında birlikte çalışalım. Okey. Ondan sonra tekrar ben ikisini birlikte yapmaya başladım Duygu. Ve herkes bana çok şaşırdı. Hani hani çünkü setlerde de solistlerle çalışıyorum. İşte burada sanatçı kimliğini nasıl koruyorsun? Ya da işte hani burada onun kompleksini nasıl yapmıyorsun derken. Ben ikisini birbirinden tamamen ayırmış durumdayım. Aslında işte bazıları diyor ki işte sadece niye bir iş yapmıyorsun? Daha yükselirsin. Daha nereye yükseleceğim? Yani Türkiye'nin tanıdığı bir solistim ve Türkiye'nin de tanıdığı bir make-up artistiyim. İkisini birlikte yürütmeyi seviyorum. Bakıldığında çok zor gibi geliyor olsa da aslında çok zor değil. Çünkü günlerini ayırdığım için iş takvimini ona göre böldüğüm zaman hiçbir zorluk yaşamıyorum. Hangisinde daha çok mutlusun dersen, tabii ki sahnede şarkı söylerken çok daha mutluyum. Ama makyaj yapmaktan da bir türlü vazgeçemediğim için hani aslında biraz sanki böyle çok dengede gibi ikisinin sevgisi. Yani aslında ikisi zaten birbiriyle komplike, böyle birbiri içine geçmiş bir şeyden bahsediyorsun ama gerçekten yönetilmesi zor bir şey. Doğru söylüyorlar. Çünkü sonuçta sen de bir sanatçısın. Sahneye çıkan, sahne alan bir şarkıcısın. Hani sadece ben sosyal medyada şarkı çıkarayım ya da işte dijital platformda şu kadar dinleneyim gibi değil. Sahneye de çıktığın için haklılar ama bu denge
değilsen zaten ben seni yakın halde tanıdığım için çok kurabilecek kalpte bir insansın. Çok güzel bir kalbin var. Öncelikle onu teşekkür da söyleyeyim. Ederim. Gerçekten. Canım benim. Yani çok teşekkür Allah ederim. Kalbine gönlüne göre versin arkadaşım. Çok hepimizin iyi bir adamsın. İnşallah. Çok iyi bir çok adamsın. Teşekkür ben ederim. Seni çok geç tanıştım. Yani tanıyordum tabii ki ama ruhunu çok geç tanıdım. Bunun için de üzüldüm açık konuşmak gerekirse. Keşke herkesin hayatı senin gibi kalbi güzel bir insan olsa. Bunların hiçbirisine inanmadan söylemediğimi de çok iyi biliyorsun konuşmalarımızdan. Çok iyi biliyorum ve Kalbimde... şu anda bütün tüylerim diken diken ağlamama ramak kaldı. Dur aşkım seni hemen şöyle bir toplayayım o zaman ben neyse. Peki şimdi vazgeç gönüllü söyledin. Seneler önce aslında Zeynep Dizdar tarafından söylenmiş bir hitti bu şarkı. Sen buna nasıl karar verdin? Neden bu şarkı diye sorayım hadi. Duygucum şöyle birçok çıkan yayınladığımız şarkı var ve aslında müzik kariyerimde de en önemli kilit isimlerden bir tanesi Murat Güneş. Biliyorsunuz Evet, inanılmaz bir kalemdir. O da öyle. dostumuz, benim kardeşim gibi. Keza Habil Ceyhan. Günlerce otururuz ve o yani hep yeni bir şarkı geldiğinde ben böyle çok içselleştirmeye çalışırım. Fakat şöyle enteresan bir şey var. Bu şarkıya ben karar vermedim. Bu şarkıya bir gün program yani canlı program yaparken menajerim story atıyor provadan ve orada da Alpay Aydın o prova esnasında beni dinliyor. Bir gün sonra telefonum çaldı. Ondan sonra ne haber, nasılsın, iyi misin, iyiyim falan filan derken dedi ki bir projemiz var ve bu projede de 90'lardan Vazgeç Gönül'ü okumanı istiyorum dedi. Dedim ki Vazgeç Gönül bir algılayamadım önce böyle işte gece sahneye çıkmışım ertesi günü. Orhan Gencebay'ın Vazgeç Gönlüm gibi geldi. Ondan sonra dedim ki ya Orhan Gencebay Vazgeç Gönlüm. Hayır hayır dedi, Zeynep Dizdar'ın okuduğu Ümit Sayın Vazgeç Gönül. O kadar severim ki şarkıyı ve yıllar önce de çok sahnede seslendirdiğim bir şarkı. Fakat hiç hayalimde olan bir şarkı değil. Hani bazı şarkılara böyle orada durur ya, hani çok kıymetlidir ve çok önemsersin o şarkıları. O şarkılardan biri. Dedi ki bence sen bir tek bunun hakkını sen verebilirsin dedi. Dedim ki çok onur oldum, deneyelim stüdyoda bakalım ne olacak. Baranetik aranjeyi düzenlemeyi yaptı. Ben gittim bir saatte okudum dublelerimi. Bütün vokallerimi yaptım. Herkesin ağzı açık kaldı. Ve çok sevdim şarkıyı. Güzel söylüyorsun zaten. Teşekkür ederim. Biraz farklıydı. Zeynep'in tabii ki daha slow'du. Çıktığı dönemde de kült olmuş bir şarkı. Yani yeri göğü himmetten bir şarkı. Bir de aslında çok riskli bakıldığında Duygu. Doğru, tabii ki risk. Yani çok iyi Yani hani söylenmiş bir şarkıyı tekrar coverlamak çünkü riskli. Zeynep zaten çok iyi bir ses. Ve Doğru. hani çok iyi bir kadın vokal. Ve hani orada haddimi mi aşarım? Zaten Ümit Sayın'ı çok seviyorum. Hani en kalemini, en ruhunu ve ses tonuna bayıldığım adamlardan bir tanesidir. Vesaire vesaire. Hani orada böyle bir çok sıkışmışlık hissi yaşadım aslında. Fakat sonra hakkını verdiğimi düşünüyorum. Evet, hakkını Nacizane. bence de verdin hakkını. Zaten doğru da söylemişler. Hani arayan Alpay Aydın'dı galiba, değil mi? Onunla Evet, konuşmuşsun diyordun. Alpay Aydın. O da çok önemli bir insan bizim sektörde. Yani çok da gerçekten öngörüsü de yüksek bir insandan bahsediyoruz. Doğru duymuş, doğru bir iş yapmış ve doğru bir şey çıkmış günün sonunda. O zaman bir dinleyelim Vazgeç Gönül'ü. Üzerine konuşalım mı tekrar? Hadi dinleyelim. Haydi o zaman Mutlu Genç Vazgeç Gönül'ü bir dinleyelim. Sakla bir ömür sev diye
diye öğrendim. Vazgeç gönül, vazgeç sesini duyan yok. Bir yağmurun içinde ateş böceği misal. Geceler çoğalırken aydınlık kar getirmez ki. Sevda bahçesinde kurutulmuş bir gürdim. Beni sakla, bir ömür sev diye diye öğrendim. Vazgeç gönül, vazgeç sesini duyan yok. Bir yağmurun içinde ateş böceği misali. Bir yanıp bir söndü. Kaçırılmayacak fırsatlarla dünyaca ünlü global markaların binlerce çeşit sneaker ve spor giyim ürünlerini InStreet mağazalarında keşfetmeye hazır mısın? InStreet'le tarzını yansıt. Evet, vazgeç gönlünü dinledikten sonra sohbetimize bir devam edelim biz. Şimdi dediğin gibi aslında kült şarkıları söylemek zor bir şeydir Mutlu. Çünkü her zaman bir riski vardır. Çok iyi söylenmiş. Bazı şarkılar vardır. Mesela hani çok iyi söylenmemiştir zamanında, sonra coverlandığında çok daha büyük kitlelere ulaşır. Ama vazgeç gönül dediğin şarkı gerçekten hani zamanında da çok fazla dinlenmiş, çok yüksek bir şarkıydı. Şimdi sana birisi gelse ve hangi şarkıyı söyle Mutlu dese, onu söylemek istersin. Yani coverlamak adına soruyorum. Ya da senin böyle ben şunu coverlasam iyi olur dediğin bir şarkı var mı? Var tabii, olmaz olur mu? Neymiş o? Bir tane, söyle bir tanesi. Bakalım, neymiş o? Yani artık böyle şey, hani bütün program boyunca neredeyse yani 100'e yakın şarkı söylüyorum. Ama her story'de onu çekiyorlar. Ve ben evet, neden bilmiyorum, hep öyle bir denk geliyor. Selam Şahin vazgeç. Pardon, çok özür dilerim. Hı. Sen sevdalı, ben belalı. Aha. Şarkıya ölüyordum zaten. Ve yıllar önce bir de Sezen Aksu seslendirmişti onu. Hı, evet, hatta doğru. Sezen Aksu böyle bir yılbaşı için çok minicik sayıda böyle bir kasette o zaman. Kasete kaydetmişti ve işte birkaç kişi de vardı. Onlardan biri de bendim. Hı hı. Onunla yatıp onunla kalkıyordum mesela. Bir o. İkincisi de Ebru Gündeş'in seslendirdiği Nerelerdeydin? Sıla'nın söz müzik. Hangi şarkı? Öyle. Nerelerdeydin? Ha, ben bu zamana yani kadar neredeydin? Çok vakit kaybetmişim. İyi ki geldin yar, gözüm aydın.
Ya hiç Neyse. Şimdi gelmeseydin. hatırladım. Okey. Ya hiç gelmeseydin. Bu şarkıya bayılıyorum mesela. Bunu Şimdi yapabilirim peki direkt. dur şimdi popülist bir sunucu olayım hemencik. Bu şarkıları kimlere söylüyorsunuz? Ya. Saçma sapan sorular sorayım sana dur. Aşk hayatı nasıl gidiyor mutlu Ya ben aslında şöyle bir de orada da bir sıkıntı var aslında ya da Var bir mı? tıkanıklık bilmiyorum. Tıkanıklık var ya. Niye tıkandın Ben aşkım? Sen o tabii kadar yani yakışıklı o bir adamsın ki. 13-14 yıl süren bir aşk evliliği, iki tane çocuk, Evet. boşandım ama ben sonrasında hiç aşık olamadım bir daha Ne kadar mesela. sürdü Yani aşık olamıyorsun? Benim sorulara yani kesiyorsun. 8-9 Neden olamıyorsun sence ya? diğer Ay hatta dur ya dur. eşimi Yok aşkım. Tanımıyorum eşini hiç bilmiyorum ya. O yüzden hani bağlamazsın. Yok, o belki. bitti gitti. Şu anda dostuz, çocuklarımın annesi, çok kıymetli kadın. Fakat şöyle, herhalde yaşsal olarak Evet. tabii ki bir takım insanlardan hoşlanıyorsun, hani beğeniyorsun vesaire vesaire ama olamıyor ya Ya bir şey yani. oluyor. Ben sana ne olduğunu söyleyeyim mi? Çünkü bende de aynı durum söz konusu. Ha, Ben de al ay işte bak, bak benim şimdi dur. başka bir türüm de sensin. Aynen ben senin kadın versiyonum ama dur önce şu kendine yabancıyı bir dinleyelim sonra devam edelim. Buradan gireceğim tamam mı konuya? Kendine Tamam. yabancı sonra buradayız hadi Bak bakalım. o kadar kendine yabancılık bu Aynen. sohbetin üstüne denk geldi Aynen ki. o yüzden hemen çakıyorum şarkıyı buraya hemen geliyorum sonra. Sonra konuya giriyorum haydi bakalım. Kalabalığın ortasında yapayalnız hissediyorsan demek ki sen de unutmadın hala. Söyleyecek onca şey varken sessiz kalıp susuyorsan demek ki sen de unutmadın hala. Cevapsızsa soruların, kendine yabancıysan, mutsuzken bile mutluyum diyen bir yalancıysan, gel yaklaş acını acım bilirim, senin an en güzel ben severim. Cehenneme de senle gelirim. Gel yaklaş acını acım bilirim. Senin an en güzel ben severim. Değil sadece bu alemde. Cehenneme de senle soruların, kendine yabancıysan, mutsuzken bile mutluyum diyen bir yalancıysan, gel yaklaş acını acım bilirim. Senin an en güzel ben severim. Değil sadece bu alemde, cehenneme de senle gelirim. Gel yaklaş acını acım bilirim. Senin an en güzel ben severim. Değil sadece bu alemde, cehenneme de senle gelirim. Gel yaklaş acını acım. Cehenneme de senle gelirim. Evet ben de mutlu gençte kendine yabancı olduğunu gerçekten biliyorum. Şimdi ben sana söyleyeyim neden bizim böyle olduğumuzu aşkım. Şimdi biz belli bir yaşı geçmişiz tamam mı? Yani 40'ın üstüyüz değil mi mutlucuğum?
Evet. Evet yani kırkın üstüyüz. Ne oluyor orada biliyor musun? Bende şu oluyor. Bence sende de o var. Bir yerden sonra insan artık gerçekten şunu düşünüyor. Yani bu gelen de aynı olacak. Yani bu da aynı, o da aynı. Genel bir rutin benim öyle mesela. Yani birinden hoşlanmıyorum da hiç kimse ilgimi çekmiyor mesela benim. Hiçbir erkek varlığıyla alakam kalmamış gibi yaşıyorum son dönemde. Ya sanki aynı acıları yaşayacakmışım gibi hissediyorum. Ay, belki de yanlış yani bir tutum işte. Ama hı-hı. Bir de ben şuna da bağlıyorum. Şimdi hani senin de evlatların var. Benim evet. de iki tane pırlantam var. Maşallah. Ve o kadar aşığım ki onlara. Yani hani o kalbimin, gönlümün o kadar önemliler ki belki de orasını çok doldurduğu için başkasına ihtiyaç duyuyorum. Olabilir. Boşluğumuz yok. Bilmiyorum yani. Evet. Hani bir şey oluyor mesela. Aa, bu demire olsun diyorum. Hı-hı. Ya da işte bu maya için olsun. Hani hep bir önceliğim onlar ve doğal olarak yeni gelecek kişi de önceliği kendi isteyeceği için. Tabii. Belki de onu da incitmemek için. Bilmiyorum ama. Ay yok, ne böyle mutluyum ben ya. İncitirsin ne olacak? İncinmek isteyen gelsin. Ne yapalım? İncinmek isteyen. Ama ben bir biraz yengeç burcu. Ay uzak dur benden mutlu yengeç mi? Hoşça kal. Yükselenden kurtarıyoruz. Yükselenin nesin? Oy ikizler. İyice böyle yengeç ikizler. Mutlucuğum görüşmeyelim aşkım. Ya canım benim çok seviyorum seni Mutlu. Çok ben de seni ediyorum, çok seviyorum. Arda'yı da çok seviyorum bu arada. Sağ ol aşkım. Ve özledim, getir onu bana. Getireceğim yanına, söz veriyorum sana. Çok teşekkür ederim. Son olarak podcast'imizi dinleyenlere ne söylemek istersin? Ne söyleyecek acaba? Aslında çok şey söylemek isterim ama. Toparlı. Sen zeki adamsın. Bir cümle çakarsın olayı. Herkese keyifli günler diliyorum öncelikle. Sağlıklı, mutluluk günler diliyorum. Sakin olsun herkes ya. Vallahi yani o kadar üç günlük dünyada yaşıyoruz ki. Hani eğer bir dostunuz varsa ona çok kıymet verin. Onu kendi böyle egolarınızla, kendi saçmalıklarınızla kaçırmayın. Çünkü dost bulmak çok zor. Doğru. O yüzden mesela böyle işte senin gibi dostlarımdan da bu kadar övgü dolu sözler ama bunu içten olduğunu bildiğim için öyle. çok mutlu oluyorum Duygu. Kırmayın, kırılmayın yani. Kırdırmayın da kendinizi biliyor musun? Evet. Hani bir aydınlanın, sürekli bir insan seni kırıyorsa kırdırmayın da. Kendi evet. kulakınıza girmeyin yani. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sevgiler. Öpüyorum kocaman aşkım. Görüşürüz, dikkat et kendine. Ben de seni çok öpüyorum. Sevgiler, bay bay. Teşekkürler. Türkiye'nin sneaker ve spor giyim zinciri InStreet'in sunduğu Benim Hikayem bitti.